Merhaba arkadaşlar, örgü kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine size güzel bir tığ işi, bebek yeleğini anlatımını yapmak istiyorum. Yeleğimizin örgüsü çok kolay ve çok kullanışlı bir model. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ben bugün bu yeleği bu renk ile yaptım, bir kız bebeğimize yaptım. Ama siz isterseniz farklı renkler ile örerek erkek bebekleriniz için de aynı modeli yapabilirsiniz. Yeleğin örgüsüne tek parça olarak bakın bu uçtan zincir yaparak başlıyoruz. Yapacak olduğunuz bebeğin büyüklüğüne göre bu zincir sayısı daha az veya daha çok olacaktır. Ben bugün bu yeleğin anlatımını bir yaş ölçüyle anlatıyorum. Siz daha küçük bebek için yapacaksanız başlangıç zincir sayısını benim yaptığımdan daha az sayıda yapabilirsiniz. Bu yuvarlak görüntüleri elde edebilmek için zincir sayısını az başlıyorum. Birkaç sıra arttırmalar yapıyorum. Bu şekilde bakın yuvarlak bir görüntü elde ediyoruz. Kol altını yapacağımız yere kadar tek parça halinde örüyoruz. Kol altını yapacağımız yere geldiğimiz zaman ön bölümleri ve arka bölümü işaretliyoruz. Ön bölümü ayrı ayrı örüyoruz. Arka bölümü ayrı örüyoruz. Daha sonra bu omuz bölümünden bölümleri birleştiriyoruz bakın. Yeleğimiz hazır olduğu zaman bu ön patlarda ve etek ucunda bu şekilde bir pıtırcık modelleriyle çalışma yaptım. Ben beyaz renk ile yaptım ama siz isterseniz kendi rengiyle de yapabilirsiniz. Yeleğin örgüsünde 1 adet 100 gramlık 320 metre yazan bir iplik kullandım. Etiketi şu anda yanımda yok arkadaşlar. İstediğiniz renk ve markaları kullanarak bu yeleği örebilirsiniz. Tığ olarak da 3 milimlik tığ kullandım. Siz elinizin sıklığına ve ipliğinize göre daha küçük numaralı tığ veya daha büyük numaralı tığ kullanabilirsiniz. Yapmış olduğunuz örgüleri kullanmış olduğunuz tığın numarası çok etkilemektedir arkadaşlar. Siz daha küçük numaralı bir tığ ile yaparsanız bu ölçü daha küçük olacaktır. Veya daha büyük numaralı bir tığ kullanıp 3,5-4 milimlik tığlar ile yaparsanız bu yapmış olduğumuz sayı ile yaptığınız zaman sizin yaptığınız ölçü daha büyük olacaktır. O yüzden tığ numarası ve iplik kalınlığı örgünün ölçüsünde çok önemli arkadaşlar. Düğmeye ihtiyacımız yok ama siz bu pompon yerine düğme yapmak isterseniz bir adet de düğme buraya yapabilirsiniz. Beyazda da çok az bir beyaz ipliğe ihtiyacımız var. Bakın çevresini beyaz ile çevirdim ve bu şekilde pomponlarda beyaz kullandım. Elinizde olan başka renklerle de yapabilirsiniz. Dediğim gibi kendi rengiyle de yapabilirsiniz. Ben bugün bu yeleği bir yaş ölçüde anlatıyorum dedim. Başlamadan önce ölçüsünü de vereyim. Fikriniz olsun arkadaşlar. Bakın kol altından genişliğini ölçüyorum. 27 santim. Kol altından yüksekliğini ölçüyorum. 19 santim. Omuzdan itibaren tam yüksekliğini ölçüyorum. 32 santim. Bu da bir yaş bebek için çok güzel bir ölçü. Malzemelerimizi verdik. Yapacak olduğumuz yeleğin ölçülerini söyledik. Hazırsak hep birlikte bu güzel yeleğimizin örgüsüne başlayalım. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Kanalıma abonelik ücretsizdir. Kanalıma abone olup orada bulunan zil şeklinde aktif konuma getirirsiniz. Bundan sonra kanalıma yükleyeceğim videolardan ilk önce sizlerin haberi olacaktır. Beğeni ve yorumlarınızı da bu videonun altına yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. İyi izlemeler. Dikişsiz yapacağımız yeleğin örgüsüne başlamak için zincir yapıyoruz. Zincir yapabilmek için İlk ilmeği bakın ben bu şekilde yapıyorum. Yavaş yapıyorum arkadaşlar bakın. Şu şekilde ipliği tutuyorum. İlmeğe tığ taktım. İlmek aldım. Çektim. İlk ilmeği oluşturdum. Ve zincirlerimi yapmaya başlıyorum. Çok sıkı zincir yapmayalım. Doksan üç zincir yaptım ben. Benim yapacağım ölçü için bu 93 zincir yeterli. Bu 93 zincirin kaç santim olduğunu ölçüyorum.
Başlangıç ilmeğini bakın sıfırın üzerine tutuyorum. Zinciri çektirmeden ölçüyorum. Düzelterek. Ölçtüğüm zaman 46 santim bakın zincir uzunluğu var. Bu da benim yapacağım ölçü için yeterli. Sizin yapmış olduğunuz 93 zincir 46 santim gelmediyse, eliniz çok sıkıysa 46-45 santim olasıya kadar zincirlerinizi yapın. Şimdi bu ilk sırada model yerleştirmesini yapacağız. Modelimizi bir trabzan bir sık iğne, bir trabzan bir sık iğne şeklinde yapıyoruz. İlk sırada ilk ilmeği atlıyorum. İkinci ilmek üzerine sık iğne yapıyorum. İpliği tığın üzerine alıyorum. Diğer ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Sık iğne yapıyorum. Trabzan yapıyorum. Bir trabzan yapıyorum, bir sık iğne yapıyorum. Bakın. Sık iğne yapıyorum. Trabzan yapıyorum. Trabzanı tığın üzerine iplik alıyorum. İlmeğe tığ takıyorum. İlmek alıp çekiyorum. İlmek alıyorum. 2 ilmekten çıkardım. Tekrar ilmek alıyorum. Üçüncü, bakın, ilmekten çıkardım. Sık iğneyi de tığın üzerine iplik almadan ilmeğe tığ takıyorum. İlmek alıp çektim. 2 ilmek var. İlmek alıyorum. İçerisinden çekiyorum. Bu da sık iğnedir. Bir trabzan bir sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde. Zincirler üzerine bir sık iğne, bir trabzan, bir sık iğne, bir trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. İlk sırada zincirler üzerine bir sık iğne, bir trabzan, bir sık iğne, bir trabzan yaparak sıra sonuna kadar tamamladım. Bakın, görüntü olarak böyle görünüyor. Sıra başında sık iğne ile başladım ilk sıraya. Sıra sonunda da sık iğne ile bitirdim. Ben bunu tek sayı yaptığım için bakın sıra başında ve sıra sonunda olan ilmek aynı oldu. Eğer bunu çift sayı yapmış olsaydım bu sıra başı ve sıra sonunda olan ilmeklerin şekli farklı olacaktı. Ben 93 zincir ile başladım. Bakın tek sayı 92 veya 94 zincir ile başlamış olsaydım bu başlangıç ve bitiş ilmekleri farklı olacaktı. Bu ilk sırada bir sıra üzerinde 91 ilmek var. İkinci sıradayız. İkinci sıraya çıkmak için bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. İkinci sırada örgümüze sık iğne üzerine trabzan, trabzan üzerine de sık iğne yaparak modelimize devam edeceğiz. Bu sıraya başlamadan önce de bu ilk ilmek ile son ilmekte birer ilmekte arttırma yapmak istiyorum. Ön bölümleri biraz yuvarlak görünsün istiyorum. Onun için arttırma yapacağız. Bakın ilk ilmek sık iğne, sık iğnenin üzerine bu sırada trabzan yapacağız. Ama arttırma yapmak istediğim için bu ilk ilmek üzerine bir sık iğne yapıyorum. İpliği tığın üzerine alıyorum. Aynı ilmek içerisine trabzan yapıyorum. Bakın ikinci ilmek trabzan, trabzan üzerine sık iğne yapıyorum. Sık iğne üzerine trabzan yapıyorum. Trabzan, bakın bu ilmek trabzan ilmeği, bir alt sırada trabzan yaptım. Üzerine sık iğne yapıyorum. Sık iğne ilmeğinin üzerine trabzan yapıyorum. Bakın trabzan üzerine sık iğne yapıyorum. Sık iğne üzerine trabzan yapıyorum. Bir alt sırada yaptığımızın tam tersini yapıyoruz. Trabzan üzerine sık iğne yapıyoruz. Sık iğnenin üzerine trabzan yapıyoruz. Sıra sonuna kadar devam edelim. İkinci sırada
Sık iğne üzerine trabzan, trabzan üzerine de sık iğne yaparak sıra sonuna kadar tamamladım. En son bakın trabzan yaptım. Bu ilmek içerisine arttırma yapmak için bir de sık iğne yapıyorum. Sıra başında da arttırma yapmak için bir sık iğne yapmıştım. Sıra sonunda da arttırma için sık iğne yaptım. İkinci sırada bakın bu sıra üzerinde 93 ilmek oldu. Sıra başında ve sıra sonunda bir ilmek arttırması yaptım. Toplam 93 ilmek oldu bir sırada. Üçüncü sıradayız. Bir zincir yapıyorum, örgüyü çeviriyorum. Bu sırada tekrar arttırmalar yapacağız. Bu ilk ilmek bakın sık iğne, trabzan yapmam gerekiyor. Ama arttırma yapmak için bu ilk ilmek üzerine bir sık iğne yapıyorum. Aynı ilmeğe trabzan yapıyorum. Trabzanın üzerine sık iğne yapıyorum. Sık iğnenin üzerine trabzan yapıyorum. Aynı şekilde devam ediyoruz. Bakın trabzan üzerine sık iğne yapıyorum. Sık iğnenin üzerine trabzan yapıyorum. Trabzanın üzerine sık iğne yapıyorum. Bakın burası yuvarlak oluyor arkadaşlar. Arttırma yaptığımız için yuvarlak bir görüntü elde ediyoruz. Sıra sonuna kadar devam edelim. Bu sırada yine sık iğne üzerine trabzan, trabzan üzerine sık iğne yaparak sıra sonuna kadar tamamladım. En son ilmeğe bakın trabzan yaptım. Arttırma yapmak için aynı ilmeğe bir de sık iğne yapıyorum. Sıra başında da ilk ilmeğe bir sık iğne bir trabzan yapmıştım bakın. Üçüncü sırayı tamamladık. Bu sıra üzerinde toplam 95 ilmek oldu arkadaşlar. Bakın modelimiz de kendisini göstermeye başladı. Kabarık kabarık görüntüler oluşuyor. Dördüncü sıradayız. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bu sırada yine sık iğne üzerine trabzan, trabzan üzerine sık iğne yapacağız. İlk ilmekte ve son ilmekte arttırma yapacağız. İlk ilmek üzerine bir sık iğne yapıyorum. Tekrar aynı ilmek içerisine bir de trabzan yapıyorum. Bir sık iğne bir trabzan yaptım aynı ilmeğe. Trabzanın üzerine sık iğne yapıyorum. Sık iğnenin üzerine trabzan yapıyorum. Trabzan üzerine sık iğne yapıyorum. Sık iğnenin üzerine trabzan yapıyorum. Trabzan üzerine sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sık iğne üzerine trabzan, trabzan üzerine sık iğne yaparak bakın dördüncü sıranın da sonuna geldim. En son ilmek trabzan. Arttırma yapmak için aynı ilmeğe bir de sık iğne yapıyorum. Dördüncü sırada bakın bu sıra üzerinde toplam 97 ilmek oldu arkadaşlar. Sıra başında bir arttırma yaptım. Sıra sonunda bir arttırma yaptım. Beşinci sıradayız. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bu sırada yine sıra başında ve sıra sonunda birer ilmek arttırma yapacağız. Trabzan üzerine sık iğne, sık iğne üzerine de trabzan yapacağız. İlk ilmek üzerine bir sık iğne yapıyorum. İpliği tığın üzerine alıyorum. Aynı ilmeğe bir de trabzan yapıyorum. Başlangıçta ve sıra sonunda yaptığımız sık iğneler arttırma ilmeği. Bakın bu trabzan üzerine sık iğne yapıyorum. Sık iğnenin üzerine trabzan yapıyorum. Trabzan üzerine sık iğne yapıyorum. Sık iğnenin üzerine trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. 5. sırada da trabzan üzerine sık iğne, sık iğne üzerine trabzan yaparak sıra sonuna kadar tamamladım. Sıra sonunda bir ilmek kaldı bakın. Bir alt sırada sık iğne yaptığım ilmek bu. Bunun üzerine bir trabzan yapıyorum. Arttırma yapmak için aynı ilmeğe sık iğne yapıyorum. Bakın. Sıra başında da arttırma için sık iğne yaptım. Sıra sonunda da sık iğne yaptım.
Bu sıra üzerinde toplam ilmek sayısı 99 oldu. Bu arttırma sayısı benim için yeterli arkadaşlar. Bakın yeleğimizi şu şekilde ikiye katladığımız zaman genişliğini ölçün. Bu genişliği ölçün. Eğer sizin yapacak olduğunuz bebeğinize iyi geliyorsa arttırmayı burada bırakabilirsiniz. Eğer dar geliyorsa 1-2 sıra daha arttırmalar yapabilirsiniz sıra başında ve sıra sonunda. Bu 99 ilmek ile ben örgüme devam ediyorum. Ama artık arttırma yapmıyorum. Bir zincir yapıyorum, örgüyü çeviriyorum. Bakın arttırma yapmıyorum. Bu ilk ilmek sık iğne üzerine trabzan yapıyorum. Trabzanın üzerine sık iğne yapıyorum. Sık iğnenin üzerine trabzan yapıyorum. Trabzan üzerine sık iğne yapıyorum. Sık iğne üzerine trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Bu sırada yine trabzan üzerine sık iğne, sık iğne üzerine trabzan yaparak sıra sonuna kadar tamamladım. En son sık iğnenin üzerine trabzan yaptım. Arttırma yapmadım ama bakın trabzan olarak yaptım, bitirdim. Bu sırada yine 99 ilmek var arkadaşlar. Bir sıra üzerinde 99 ilmek var. Arttırma yapmadık çünkü. Bir zincir yapıyorum, örgüyü çeviriyorum. Bu ilk ilmek trabzan, trabzan üzerine sık iğne yapıyorum. Sık iğnenin üzerine trabzan yapıyorum. Trabzan üzerine sık iğne yapıyorum. Sık iğnenin üzerine trabzan yapıyorum. Trabzanın üzerine sık iğne yapıyorum. Artık bu 99 ilmek ile örgümüze devam edeceğiz. Örgümüz kol altına kadar bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Trabzan üzerine sık iğne, sık iğne üzerine trabzan yapacağız. Yapacak olduğunuz bebeğinizin büyüklüğüne göre bu kol altını yapacağınız ölçüye kadar trabzan üzerine sık iğne, sık iğne üzerine trabzan yaparak devam edelim. Yeleğin örgüsünü ön bölümlerden arttırmayı bıraktım. Bakın buradan itibaren düz olarak devam ettim. Kol altını yüksekliğine kadar tamamladım. Kaç santim olduğunu ölçüyorum. Bu ölçü size yapacak olduğunuz bebeğinizin büyüklüğüne göre değişecektir. 18 santim bakın yükseklik var. Bu benim yapacağım ölçü için yeterli. Yeleğin bu sırasından sonra ön bölümleri ve arka bölümü ayıracağız. Ayrı ayrı öreceğiz. Kol altı için ben işaret yaptım. Benim bu son sırada 99 ilmek var arkadaşlar. Bir sırada 99 ilmek var. Bunu ikiye bölüyoruz. Sizin kaçsa, sizin yaptığınız örgüde ilmek sayınız daha fazladır veya daha azdır hiç fark etmez. Kaç ilmek varsa onu ikiye bölün. Yarısı arka bölüm, diğer yarısı da yarısı ön bölüm için olacak, yarısı diğer ön bölüm için olacak. Benim 99 ilmek var bir sırada. İkiye böldüğüm zaman 50 ve 49 çıkıyor. Arka bölümü 49 ilmek yaptım. 50'yi de ikiye böldüm. 25 bir ön için bakın buraya işaret taktım. Sayıyorum arkadaşlar bakın. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25. 25. ilmeğe ön bölüm için işaret taktım. Bunda da aynı şekilde 25 ilmek var ön bölümde. Arka bölümde de 49 ilmek var bu arada. Şimdi kol altını belirleyelim. Bakın örgünün buradayım. Kol altının olduğu yere işareti taktım ben zaten. Bir zincir yapıyorum, örgüyü çeviriyorum. İlk ilmek bakıyorum, sık iğne üzerine trabzan yapıyorum. Diğeri trabzan üzerine sık iğne yapıyorum. Sık iğne üzerine trabzan yapıyorum. Modelimize devam ediyoruz. Kol altını için işaret yaptığım bu ilmeği 3 ilmek kalasıya kadar devam edelim. Ön bölüm için ayırmış olduğum ilmeklerde bakın sık iğne üzerine trabzan üzerine sık iğne yaparak
Kol altına işaret yaptığım buraya 1, 2, 3 ilmek kalasaya kadar ördüm arkadaşlar. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Burayı boş bırakıyoruz. Arka bölümden de 3 ilmek ayıracağız. Burası kol altı için olacak. Örgünün düz tarafındayım. Bakın, örgünün düz tarafındayım. Bu sırada koldan bir kesme yapmak istiyorum. Yakadan da bir kesme yapacağız. İlk ilmek, bakın, sık iğne, üzerine trabzan yapmam gerekiyor. Bunu atlıyorum. Trabzan yapmıyorum. Trabzanın üzerine sık iğne yapıyorum. Burada bir ilmek eksiltmiş oldum. İpi tığın üzerine alıyorum. Sık iğne üzerine trabzan, trabzan üzerine sık iğne yapıyorum. Sıra sonunda yakadan da kesme yapacağız. 2 ilmeği 2 ilmek kalasıya kadar devam edelim. Sıra sonunda 2 ilmek kalasıya kadar modellerimi yaptım. Burada kesme yapacağız. Bakın, en son sık iğne yaptım. Bunu trabzan yapıyorum. Trabzan kesmesi yapacağız. 2 ilmeği tek ilmek şekline dönüştüreceğiz. Trabzan yapıyor gibi ilmek aldım. Bir defa çıkardım. İkinciyi bekletiyorum. Tekrar tığın üzerine iplik doluyorum. Son ilmeğe trabzan yapıyor gibi, bakın, tığı taktım. İlmek aldım. 2 ilmekten çektim, çıkardım. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İlmek alıyorum. Üçünün içerisinden bir defa da çekiyorum. Burada tek ilmek şekline dönüştürdük, kesme yaptık. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. İlk ilmek üzerine, bakın, trabzan yaptık. Sık iğne yapıyorum. Sık iğnenin üzerine trabzan yapıyorum. Yakadan kesmeleri bir sırada yapacağız, bir sırada yapmayacağız. Bakın, bu gelirken yaptım. Şimdiki sırada kesme yapmıyorum. Trabzan üzerine sık iğne, sık iğne üzerine trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Ön bölüm modellerini yaparak kol tarafına kadar tamamladım. En son ilmeğe de trabzan yaptım. Bir zincir yapıyorum, örgüyü çeviriyorum. Bu sıra kesme yapacağımız sıra arkadaşlar. İlk ilmek, bakın, trabzan üzerine sık iğne yapmam gerekiyor. Bunu atlıyorum. İkinci ilmek sık iğne, üzerine trabzan yapıyorum. Bu bir ilmeği atladığım için eksiltme yapmış oluyoruz. İkinci ilmeğe trabzan yapıyorum. Trabzanın üzerine sık iğne yapıyorum. Sık iğnenin üzerine trabzan yapıyorum. Sıra sonunda 2 ilmek kalasıya kadar devam edelim. Sıra sonunda yakadan da kesme yapacağız. Sıra sonunda 2 ilmek kalasıya kadar, bakın, tamamladım. 2 ilmek var. En son trabzan yaptım. Bu 2 ilmeği tek ilmek yapacağız. Sık iğne kesmesi yapıyorum. Sık iğne yapıyor gibi tığ ilmeğe taktım, ilmek aldım, çektim, bekletiyorum. Son ilmeğe, bakın, tığ taktım, ilmek aldım, çektim, bekletiyorum, ilmek alıyorum. Üçün içerisinden bir defa da çekiyorum. Bakın, burayı tek ilmek şekline dönüştürdük. Bir zincir yapıyorum, örgüyü çeviriyorum. İlk ilmek, bakın, sık iğne, üzerine trabzan yapıyorum. Bu sırada kesme yapmıyoruz. Trabzan üzerine sık iğne yapıyorum. Sık iğne üzerine trabzan, trabzan üzerine sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Modellerimizi yaparak yine, bakın, sıranın sonuna kadar tamamladım. Kol tarafındayım. Bir zincir yapıyorum, örgüyü çeviriyorum. Artık kol tarafından kesme yapmıyorum. Bir önceki sırada bitirdim. Düz devam ediyorum arkadaşlar. Ben kol tarafını, sadece yaka tarafından kesme yapacağız. İlk ilmek sık iğne, üzerine trabzan yapıyorum. Bakın, kesme yapmadım burada. Trabzan üzerine sık iğne yapıyorum. Sık iğne üzerine trabzan yapıyorum. Trabzan üzerine sık iğne yapıyorum. Sıra sonunda yakadan kesme yapacağız. 2 ilmek kalasıya kadar devam edelim. Sıra sonunda 2 ilmek kalasıya kadar ördüm. En son sık iğneyi yaptım. Bunda trabzan kesmesi yapıyorum, bakın. Trabzan yapıyor gibi ilmek aldım, bir defa çıkardım,
İkinciyi bekletiyorum. Tekrar trabzan yapıyor gibi ilmek alıyorum. Tığ ilmeğe takıyorum. Son ilmeğe ilmek aldım, çektim. İlmek alıyorum. 2 ilmekten çıkarıyorum. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İlmek alıyorum. 3 içerisinden bir defa da çekiyorum. Bakın burada kesme yaptım. 1 ilmek oldu. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. İlk ilmek trabzan, üzerine sık iğne yapıyorum. Sık iğnenin üzerine trabzan yapıyorum. Trabzanın üzerine sık iğne yapıyorum. Sık iğne üzerine trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar bakın geldim. Sıra sonunda kesme yapmıyoruz. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Kol tarafından kesmeleri bırakmıştım. İlk ilmek sık iğne üzerine trabzan yapıyorum. Trabzan üzerine sık iğne yapıyorum. Sık iğnenin üzerine trabzan yapıyorum. Sıra sonunda 2 ilmek kalasaya kadar devam edelim. Sıra sonunda 2 ilmek kalasaya kadar bakın ördüm. En son trabzan yaptım. Bu 2 ilmeği sık iğne kesmesi yapıyorum. Bakın sık iğne yapıyor gibi çıkardım. İkinci ilmeğe sık iğne yapıyor gibi ilmek aldım. Çıkardım. 3 ilmek var. İlmek alıyorum. 3'ünün içerisinden bir defa da çekiyorum. Sık iğne kesmesi oldu. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. İlk ilmek sık iğne, üzerine trabzan yapıyorum. Bu sırada kesme yapmıyoruz. Sık iğnenin üzerine trabzan, trabzan üzerine sık iğne yapıyorum. Sık iğnenin üzerine trabzan, trabzan üzerine sık iğne yapıyorum. Dikkat ederseniz arkadaşlar, yaka tarafından kesmelerde bir sırada sık iğne kesmesi yapıyoruz. Bir sırada trabzan kesmesi şeklinde denk geliyor. Yaka kesmeler de bu şekilde devam edecek. Sadece yaka tarafından kesmeler yaparak kol tarafını düz devam edeceğiz. Yaka tarafından kesmeler yaparak bu omuz için tercihinize göre ve bebeğinizin büyüklüğüne ve elinizin sıklığına göre de ilmek sayısı değişecektir. Şu kadar kalması yeterli. Göz kararı ben söylüyorum. 10, 11, 12, 13 ilmek kaç ilmek olursa o kadar kalasıya kadar örgüye devam edelim. Ön bölümü yakadan kesmelerini ben 10 ilmek kalasıya kadar yaptım. Sayıyorum bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son sırada 10 ilmek var arkadaşlar. Kolun kaç model yaptığımda sayıyorum. Bakın buradan itibaren kol kesimi yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kabarık model var. 11. yarım bakın. Santimetre olarak da ölçelim. Bu sıra sayısı sizin elinizin sıklığına ve ipliğinizin kalınlığına göre değişecektir. Ölçtüğüm zaman 12 santim yükseklik var bakın. Omuzunu ölçüyorum. Omuzda kalan payı 6 santimde burada kalan pay var. Bu yükseklik ve sayı benim için yeterli. İpliği burada kesiyorum. Şimdi diğer ön bölümü yapacağız. Bununla aynı sayıda başlayacağız. Diğer ön bölüm için de burada bir işaret yapmıştım bakın. Örgünün gelişine bakıyorum. Bunu bu şekilde devam ettirdik. Bu ön bölümü de buradan devam ettireceğiz arkadaşlar. Bu ön bölümü bu işaret yaptığım ilmekten 3 ilmek boş bırakmıştım. Bakın burada. Burada da aynı şekilde yapıyorum. Bakın 1, 2, 3 ilmeği bırakıyorum. 4. ilmekten ipliğimi bağlıyorum. Bir defa düğüm atalım. Bu ilmekten ilmek çıkarıyorum. Bir zincir yaptım. Bakıyorum hemen. Bu bakın trabzan üzerine sık iğne yapıyorum. Burada bakın işaretten sonra 1, 2, 3 ilmek boş.
Sık iğne üzerine trabzan yapıyorum. Trabzan üzerine sık iğne yapıyorum. İpliği de bakın içeride tutuyorum. Sık iğne üzerine trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Diğer ön bölümde bakın bu işaret yaptığım yerden sonra 3 ilmek atladım. 4. ilmekten başladım. Sıra sonuna kadar modelleri yaptım. Bu ilk sırada kaç ilmek olduğunu sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 ilmek var. 25 ilmek ayırmıştık bakın ön bölüm için. 3 ilmeği atladım. Bu bir ilk sırada 22 ilmek var. İkinci sıradayız. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Diğer ön bölümde ikinci sıradan itibaren yakada kesmelere başlamıştım. Kol tarafından da bir kesme yapmıştım. Bakın yaka tarafındayım. İlk kesmemizi bakın burada yapacağız yaka tarafından. Bakıyorum hemen. İlk ilmek trabzan, üzerine sık iğne yapmam gerekiyor. İkinci ilmek sık iğne, üzerine trabzan yapacağız. Burada kesme yapmak için eksiltme yapmam gerekiyor. Bu ilk ilmeği atlıyorum bakın. Trabzanı atlıyorum. Burada bulunan ilmek üzerine bir trabzan yapıyorum. Trabzan üzerine sık iğne yapıyorum. Sık iğne üzerine trabzan yapıyorum. Trabzan üzerine sık iğne yapıyorum. Sık iğne üzerine trabzan yapıyorum. Burada bir ilmek atladığımız için bir kesme yaptık. Sıra sonunda 2 ilmek kalasıya kadar devam edelim. Sıra sonunda 2 ilmek kalasıya kadar bakın ön bölümde modelleri yaptım. Burada bir kesme yapacağız. Trabzan yaptım. Burayı sık iğne yapıyorum. Bak sık iğne kesmesi yapıyorum. Tığ taktım. Son ilmeğe tığ taktım. Çıkardım. Burada eksiltme oldu. Bu sırada toplam 20 ilmek var arkadaşlar. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Üçüncü sıradayız. Burada kesme yapmıyoruz. Burayı ve yakada kesme yapmadan düz devam ediyorum. İlk ilmek sık iğne, sık iğne üzerine trabzan yapıyorum. Trabzan üzerine sık iğne yapıyorum. Sık iğne üzerine trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Üçüncü sırada kesme yapmadan her ilmek üzerine trabzan ve sık iğne yaparak sıra sonuna kadar tamamladım. Bu bir sırada yine 20 ilmek var. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bu sırada yakadan da kesme yapacağız. Kol tarafından da kesme yapacağız. Bakıyorum hemen. İlk ilmek sık iğne. Bunu atlıyorum. Bakın ikinci ilmek trabzan. Trabzanın üzerine sık iğne yapıyorum. Bir ilmek atladım. Burada bir kesme yaptım. Tığın üzerine iplik alıyorum. Sık iğne üzerine trabzan yapıyorum. Trabzan üzerine sık iğne yapıyorum. Sık iğne üzerine trabzan yapıyorum. Sıra sonunda 2 ilmek kalasıya kadar devam edelim. Sıra sonunda 2 ilmek kalasıya kadar bakın. Sık iğne ve trabzanlar yaptım. 1-2 ilmek kaldı. Burada kesme yapacağız. En son sık iğne yaptım. Bunu trabzan yapıyorum. Bakın trabzan kesmesi yapıyorum. Çıkardım. Bekletiyorum. Tekrar tığın üzerine iplik alıyorum. Son ilmeğe tığ taktım. İlmek alıyorum. 2 ilmekten çekiyorum. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İlmek alıyorum. 3'ün içerisinden çekiyorum. Kol tarafından bu son kesme. Diğer ön bölümde de bakın kol tarafından 2 kesme yapmıştım. Bu da ikinci kesme oldu. Burayı bitirdik. Artık kol tarafını düz devam edeceğiz. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. İlk ilmek trabzan. Üzerine sık iğne yapıyorum. Sık iğnenin üzerine trabzan yapıyorum. Trabzan üzerine sık iğne yapıyorum. Bu bir sırada toplam 18 ilmek var arkadaşlar. Kesme yaptık. Bakın bir yakadan kesme yaptık. Bir kol tarafından 18 ilmek vardı. Bu sırada eksiltme yapmıyoruz. Sıra sonuna kadar devam edelim.
Bu sırada kesme yapmadan sık iğne üzerine trabzan, trabzan üzerine sık iğne yaparak sıra sonuna kadar tamamladım. Bu bir sırada toplam yine 18 ilmek var. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bakın düz tarafındayız. Bu sırada kesme yapacağız. Burada bu ilk ilmeği atlıyorum. İkinci ilmek sık iğne üzerine trabzan yapıyorum. Bakın. Bir ilmeği atladık. İkinci ilmek sık iğne üzerine trabzan yaptım. Trabzan üzerine sık iğne yapıyorum. Sık iğne üzerine trabzan yapıyorum. Bu sırada kol tarafından artık kesme yapmayacağız. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar geldim. Bu sırada sadece ön bölümde eksiltme yapmak için bir ilmeği atladık. Sıra sonunda bakın eksiltme yapmadım. Son ilmek üzerine trabzan yaptım. Bir sırada toplam 17 ilmek var. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. İlk ilmek üzerine sık iğne yapıyorum. Bakın trabzan üzerine sık iğne yapıyorum. Sık iğne üzerine trabzan yapıyorum. Trabzan üzerine sık iğne yapıyorum. Sık iğne üzerine trabzan yapıyorum. Bu sırada eksiltme yapmıyoruz. Sıra sonuna kadar devam edelim. Bu sırada bakın eksiltme yapmadan sık iğne üzerine trabzan, trabzan üzerine sık iğne yaptım, tamamladım. Bir sırada hala 17 ilmek var. Bir zincir yapıyorum, örgüyü çeviriyorum. Artık sadece yaka tarafından kesmeler yapacağız, eksiltme yapacağız. Yaka tarafından da bu düz geldiğimiz taraftan kesme yapıyoruz arkadaşlar. Bakın böyle gelirken yaka tarafından kesme yapmıyoruz, eksiltme yapmıyoruz. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu ilk ilmeği atlıyorum. Bakın sık iğne olan ilmeği atlıyorum. Burada trabzan var. Trabzan üzerine sık iğne yapıyorum. Burada bir eksiltme yaptık. Sık iğne üzerine trabzan yapıyorum. Trabzan üzerine sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. En son ilmeği de trabzan yaptım. Bakın. Bu sırada yine yakadan bir eksiltme yapmak için bir ilmek atladık. Bir sırada toplam 16 ilmek var. Bir zincir yapıyorum, örgüyü çeviriyorum. Trabzan üzerine sık iğne, sık iğne üzerine trabzan, trabzan üzerine sık iğne yapıyorum. Bu sırada bakın burada eksiltme yapmayacağız. Sıra sonuna kadar devam edelim. Bu sırada eksiltme yapmadan sık iğne üzerine trabzan, trabzan üzerine sık iğne yaptım. Bir sırada yine 16 ilmek var. Bir zincir yapıyorum, örgüyü çeviriyorum. Bakın düz tarafından gidiyoruz. Burada yaka tarafından eksiltme yapacağız. İlk ilmeği atlıyorum. İkinci ilmek sık iğne, sık iğnenin üzerine trabzan yapıyorum. Trabzan üzerine sık iğne yapıyorum. Sık iğne üzerine trabzan yapıyorum. Burada yine bir eksiltme yaptık. Bu sırada 15 ilmek olacak. Sıra sonunda eksiltme yapmıyoruz. Düz devam ediyoruz kol tarafına. Artık ön bölümden eksiltmeleri bu şekilde devam edelim. Dikkat ettiyseniz eksiltmeyi sadece bakın bu düz gelirken yapıyoruz. Tersten gelirken eksiltme yapmıyoruz. Şekil olarak bakalım. Yakadan kesmeleri bu yakayı kesmelerini yaptığımız gibi omuzda kaç ilmek bıraktıysanız bu omuzda da o ilmek kalasıya kadar kesmelere devam edelim, eksiltmelere devam edelim. Ön bölümün örgüsünü tamamlayalım. Bu ön bölümde de burada 10 ilmek kalasıya kadar yakadan kesmelere devam ettim. Bakın sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bununla eşit oldu bakın. Görüntü olarak bakalım. Ön bölümleri bu şekilde bitirmiş olduk arkadaşlar. İpliği burada kesiyorum. Arka bölümü de yapalım. Yeleğimizin örgüsünü bitirelim. Bakın.
şekil olarak böyle. Arka bölümü ne taraftan başlayacağıma bakıyorum. Bakın burası örgünün geliş tarafı değil. Bu şekilde devam ediyoruz. İlk önce bu ön bölümü yapmıştım. Buraya kadar gelip geriye dönmüştüm. Yani buradan başlıyoruz. Bakın örgünün ters tarafı görüntü olarak. Ters tarafından örgüyü devam edeceğiz. Sayıyorum. Ön bölümleri işaretle birlikte 3 ilmek atlayarak ön bölümün örgüsünü başlamıştım. Burada da sayıyorum. 1, 2, 3. 4. ilmeğe ilmek yapıyorum. Şu şekilde bir defa düğüm atalım. Bakın tam ortada işaret vardı. Buradan 3 ilmek, yani bununla birlikte 3 ilmek sonra ön bölüm. Bununla birlikte bakın 1, 2, 3 ilmek sonra arka bölüm. Buradan bir ilmek oluşturuyorum. İlk ilmeğimin ne olacağına bakıyorum. Bakın bu trabzan, trabzanın üzerine bir sık iğne yapıyorum. Sık iğnenin üzerine trabzan yapıyorum. Trabzan üzerine sık iğne yapıyorum. Sık iğne üzerine trabzan yapıyorum. Trabzan üzerine sık iğne yapıyorum. Bu işaretli yere kadar bakın. Buradan bununla birlikte 3 ilmek kalasıya kadar devam edelim. Sıra sonunda bakın işaretli yerden sonra 1, 2 ilmek var. İşaretle birlikte 3 ilmek var. Buraya kadar sık iğne üzerine trabzan, trabzan üzerine sık iğne yaparak tamamladım. Arka bölüm için başlangıçta 49 ilmek ayırmıştık. Bu bir sırada toplam 45 ilmek var. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bu sırada sıra başında ve sıra sonunda birer ilmek kesmesi yapacağız. Bakıyorum. İlk ilmek bakın sık iğne. İkinci ilmek trabzan. Bu ilk ilmeği atlıyorum. İkinci ilmek üzerine sık iğne yapıyorum. Diğer ilmek bakın sık iğne üzerine trabzan yapıyorum. Trabzan üzerine sık iğne yapıyorum. Sık iğne üzerine trabzan yapıyorum. Burada bir ilmek atlayarak bir eksiltme yapmış olduk. Sıra sonunda 2 ilmek kalasıya kadar devam edelim. Sıra sonunda 2 ilmek kaldı bakın. Buraya kadar modellerimizi yaptım. En son ilmek trabzan yaptım. Bunu sık iğne kesmesi yapıyorum. Tığ ilmeğe taktım, çıkardım, bekletiyorum. Diğer ilmeğe tığ takıyorum. İlmek alıp çıkarıyorum. 3 ilmeğin içerisinden bir defa da çekiyorum. Bakın sık iğne oldu. Sıra başında da sık iğne ile başladım. Sıra sonunda da sık iğne ile bitti. Bu sırada toplam ilmek sayısı 43. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bu sırada kesme, eksiltme yapmıyoruz. İlk ilmek sık iğne. Sık iğne üzerine trabzan yapıyorum. Trabzan üzerine sık iğne yapıyorum. Sık iğne üzerine trabzan yapıyorum. Trabzan üzerine sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Arka bölümde bu sırada eksiltme ve kesme yapmadan sıra sonuna kadar yaptım. Sıra başında trabzan ile başladım. Sıra sonunda trabzan ile bitti. Bu sırada yine 43 ilmek var arkadaşlar. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bu sırada bir kesme işlemleri daha yapacağız. Sıra başında bir eksiltme yapacağız. Sıra sonunda bir eksiltme yapacağız. Ön bölümlerde de kol tarafından 2 sırada kesme yapmıştım. Bu arka bölümde de aynısını yapıyoruz. İlk ilmeği atlıyorum. Bakın ilk ilmek trabzan, ikinci ilmek sık iğne. Sık iğnenin üzerine trabzan yapıyorum. Başta bu ilmeği atladım. İkinci ilmeğe trabzan yaptım. Trabzan üzerine sık iğne yapıyorum. Sık iğne üzerine trabzan yapıyorum. Trabzan üzerine sık iğne yapıyorum. Sıra sonunda 2 ilmek kalasıya kadar devam edelim. Sıra sonunda 2 ilmek kaldı bakın.
Burada trabzan kesmesi yapıyoruz. Bakın en son ilmeği sık iğne ile bitirdim. Bunu trabzan yapacağız. İlmeği taktım, çıkardım. Bir defa çektim, bekletiyorum. Tekrar tığın üzerine iplik doladım. Son ilmeğe tığ taktım, ilmek aldım. 2 ilmekten çektim, bakın bir çıkardım. 3'ün içerisinden bir defa çekiyorum. Böylece eksiltmeleri yaptık. Bu bir sırada 41 ilmek oldu. Bir sıra üzerinde 41 ilmek var. Bir zincir yapıyorum, örgüyü çeviriyorum. Artık arka bölümlerde bu sıradan sonra eksiltme ve kesme yapmayacağız. Bu ilmek sayısıyla arka bölümün örgüsüne devam edeceğiz. İlk ilmek trabzan üzerine sık iğne yapıyorum. Sık iğne üzerine trabzan yapıyorum. Trabzan üzerine sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Sıra başına sık iğne ile başladım. Sıra sonunda yine bakın sık iğne ile bitti. Bu bir sırada 41 ilmek var. Dediğim gibi artık arka bölümün örgüsü bu 41 ilmek ile devam edecek. Bir zincir yapıyorum, örgüyü çeviriyorum. Artık eksiltme ve kesme yapmıyorum. İlk ilmek sık iğne, sık iğne üzerine trabzan yapıyorum. Trabzan üzerine sık iğne yapıyorum. Sık iğne üzerine trabzan yapıyorum. Trabzan üzerine sık iğne yapıyorum. Artık kol taraflarından da kesme, eksiltme yapmadan bu 41 ilmek ile arka bölümün örgüsünü ön bölümleri yaptığımız sıra kadar tamamlayalım. Arka bölümün örgüsünü de aynı ilmek sayısıyla ön bölümün sırası kadar tamamladım arkadaşlar. Bakın ön bölümü 2, 4, 6, 8, 10 modeli tam yaptım. 11. modelin ipliği bu tarafta bitirmiştim. Arka bölümü de bakın buradan 2, 4, 6, 8, 10 modeli tam bitirdim. 11. modeli burada bitirdim. Ön ile arka eşit oldu. İpliği burada kesmiyorum. Görüntü olarak da bakalım. Bakın bu şekilde oldu. Yeleği böyle katlıyorum bakın. Ön bölümler karşılıklı birbirine düzgün gelecek şekilde birleştiriyorum. Yeleğimizin örgüsünü tamamladık. Şimdi ön bölüm ile arka bölümleri birleştireceğiz. Burada bekletmiş olduğum iplik ile omuzlardan birleştiriyoruz. Bakın düzgün tarafı burası. Bu başlangıçtan baktığınız zaman görürsünüz. Bakın yeleğin düzgün tarafı burası. Ters tarafı burası. Şu şekilde örgüyü çeviriyorum. Örgünün ters tarafını çevirdim. En son ilmek bakın. Bu ilmek ile tığ takıyorum. Ön bölümün bu kol tarafından olan ilk ilmeği tığa takıyorum. İlmek aldım, çektim, sık iğne yapıyorum. İkinci ilmeğe tığ takıyorum. Karşıdan da ikinci ilmeğe tığ takıyorum. Üçüncü ilmeğe tığ takıyorum. Karşıdan da üçüncü ilmeğe tığ takıp sık iğne yapıyorum. Karşılıklı bakın her ilmekten alarak sık iğneler yapıyoruz. İlmek atlamamaya dikkat edelim. Görüntü olarak düzgün görünmez. Omuzda kaç ilmek bıraktıysanız bu arkadan da o kadar ilmek yapacağız. Bakın. Son ilmeğe de tığ takıyorum. Karşıdan son ilmeğe tığ taktım. Görüntü olarak bakalım arkadaşlar. Bakın birleştirdiğimiz zaman görüntüsü böyle. Gayet düzgün duruyor. İpliği burada kesiyorum. Omuz
omuzun birisini birleştirdik. Bakın bu şekilde. Ön bölüm ile arka bölümü birleştirdik. Diğer omuzu da birleştirelim. Yine örgünün ters tarafından. Kol tarafından ilk ilmeğe tığ takıyorum. Karşıdan da ilk ilmeğe tığ taktım. Bakın kol tarafından yapıyorum. Bir ilmek yapıyorum. Sağlamlaştırdım. Aynı ilmeğe sık iğne yapıyorum. İkinci ilmeğe sık iğne yapıyorum. Üçüncü ilmeğe sık iğne yapıyorum. Diğer omuz gibi buraya kadar birleştirelim. Bakın omuz birleştirmesini sıra sonuna kadar tamamladım. İpliği burada kesiyorum. Böylece yeleğimizin örgüsünü, şeklini görelim. Tamamlamış olduk. Bakın arkadaşlar, omuzları da birleştirdik. Her iki omuzun ön ve arka bölümü olarak birleştirdik. Bakın yeleğimiz güzel oluyor. Yeleğimizde son olarak bu ön bölümlerde ve etek ucunda da pıtırcık modelleri yapalım. Örgüsünü tamamlayalım. Ben bugün beyaz renk ile yapıyorum. Siz isterseniz kendi rengiyle de pıtırcık modellerini yapabilirsiniz. Omuzdan başlayalım isterseniz. Bu sefer değişiklik olsun. Hep etek ucundan başlıyorduk. Bu sefer omuzdan başlayalım. Burada bulunan ilmekten, bakın, beyaz renk ile bir ilmek oluşturuyorum. Bir, iki zincir yapıyorum. Aynı ilmek içerisine sık iğne yapıyorum. Pıtırcık modellerini bir sık iğne, iki zincir, bir sık iğne yaparak elde edeceğiz. Bakın bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmek içerisine bir sık iğne, iki zincir, bir sık iğne yapıyorum. Bir sık iğneyi yaptım. İki zincir yapıyorum. Aynı ilmek içerisine sık iğne yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmeğe bir sık iğne, iki zincir, bir sık iğne yapıyorum. Bu ipliklerin bakın ucunu da içeride götürüyorum, kaybediyorum. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmeğe bir sık iğne, iki zincir, bir sık iğne yapıyorum. Görüntü olarak bakalım. Bakın bu şekilde arkadaşlar pıtırcık modelleri yapıyoruz. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmeğe bir sık iğne, iki zincir, aynı ilmeğe sık iğne yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmeğe sık iğne, iki zincir yapıyorum. Aynı ilmeğe sık iğne yapıyorum. Bu şekilde pıtırcık modellerini yapacağız. Pıtırcık modellerini boynun çevresinde yapalım. Ön patlarda çevresini tamamen pıtırcık modelleri yaparak bu başladığımız yere kadar devam edelim. Çevresinden pıtırcık modelleri yaparak sıra sonuna kadar tamamladım. En son pıtırcık modeliyle yakanın bakın bu boynun çevresinde başlamış olduğum ilk pıtırcık modeline tığ takıyorum. İlmek alıp kaydırma yaparak birleştiriyorum. İpliği burada kesiyorum. Bakın burayı birleştirdik. Hiç belli olmuyor arkadaşlar birleştirme yerimiz. Görüntü olarak bakalım. Başlangıçta az başlayıp arttırmalar yaptığımız için burada yuvarlak bir görüntü elde ettik. Gördüğünüz gibi. Ben kolun birini bakın bu şekilde beyaz renk ile pıtırcık modelleri yaptım. Diğer kolu da sizinle birlikte yapalım. Kol altından, kol altında iki bu tarafta, iki bu tarafta, bir de ortada olmak üzere 5 ilmek vardı. Ortada bulunan ilmekten veya herhangi bir ilmekten bir ilmek oluşturuyorum beyaz renk ile. 1, 2 zincir yapıyorum. Aynı ilmeğe sık iğne yapıyorum. Pıtırcık modeli yapıyoruz. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmeğe bir sık iğne, iki zincir, bir sık iğne yapıyorum.
bir ilmek atlıyorum, ikinci ilmeğe bir sık iğne, iki zincir, bir sık iğne yapıyorum. Pıtırcık modelleri yapıyoruz. Başladığımız yere kadar devam edelim. Kolun çevresinde pıtırcık modelleri yaparak bakın başladığım yere kadar geldim. Burada bu ilk başladığım ilmeğe tığ takıyorum. İlmek alıp çektim. Sırayı bakın kapadım. İpli burada kesiyorum. Bakın bu şekilde oldu arkadaşlar. Güzel oldu. Siz bunu kendi rengiyle de yapabilirsiniz. Ben bakın bir de böyle güzel bir pompon yaptım. Siz isterseniz bunu buraya bir düğme yaparak da kullanabilirsiniz. Ama ben bu şekilde ip kordonlu ve pomponlu yapmak istiyorum. Bu pomponun yapılışı çok kolay. Size kısaca bunu göstermek istiyorum arkadaşlar. Evde pompon aparatınız varsa onunla daha kolay yapabilirsiniz. Bakın pratik olarak yapacak olduğunuz ipliği alıyorsunuz. Şu şekilde tutuyorum. Büyüklüğünü dolayacağınız yere göre değişecektir. Benim bu yaptığım büyüklükte bir pomponu ben elime dolayarak yaptım. Şu şekilde bakın. Elime doluyorum. Doladığım yeterli arkadaşlar. Ben 70 defa doladım. Diğer pomponu da 70 defa yapmıştım. Siz sayarak yaparsanız daha iyi olur. İki pomponun eşit olması için. Yoksa birisi büyük, birisi küçük pompon olur. İpliği bakın burada çıkarıyorum elimden. Yavaş çıkarıyorum. Ve makasla kesiyorum. Yavaşça yere bırakıyorum. Bunu tam ortadan bağlayacağız arkadaşlar. Bakın şu şekilde tutuyorum. Ortalı olmasına dikkat edelim. Şu şekilde iplik ucunu bağlıyorum. Bakın ortalı şu anda. Yerde yaparsam daha sağlam olacak. Sıkı yapalım. Daha sonra bu iplikleri keseceğiz. Sıkı yapmazsak kestiğimiz zaman iplikler çıkar. Tamam oldu bakın. Pomponumuz hazır. Şimdi bunu şu şekilde bağladığımız ipliğe tığ takıyorum. İlmek alıyorum. Buradan bir ilmek oluşturuyorum. Zincir yapacağız. Bakın bu pomponun ucunda bulunan zinciri yapıyoruz. Tercihinize göre istediğiniz kadar zincir yapabilirsiniz. Zincirleri tamamladım ben. 60 zincir yaptım arkadaşlar. Siz bu zincir sayısını tercihinize göre istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Bu zinciri yeleğimizin bu yakadan eksiltme yaptığımız yere bakın. Yakayı oluşturduğumuz buraya birleştiriyorum. Bununla ben değerini yaptığım için eşit olmasına dikkat ediyorum. Kaydırma yapmayalım. Bakın şuraya. Buraya yaparsam iyi olacak. Tığ takıyorum. İlmek aldım, çektim. Şu şekilde bir defa zincir yaptım, sağlamlaştırdım. İpliği burada kesiyorum. İpliğin ucunda içeriden bakın ters taraftan içeriye çekiyorum. İlmeklerin arasından kaybediyorum. Dolamış olduğumuz pomponun bu iplerini iki taraftan keseceğiz. Buradan ve buradan keseceğiz arkadaşlar. Onun için biraz büyük bir makasa ihtiyacımız var. Daha güzel kesiliyor. Eğer büyük makasınız yoksa küçük makasla da kesebilirsiniz. Şöyle tutuyorum bakın.
katlı yerlere, bakın şu katlı yerleri düzgün gelecek şekilde kesiyorum. Katlı ip kalmamasına dikkat edelim. Bütün ipleri keseceğiz. Diğer tarafı da aynı şekilde katlı, tam orta noktadan kesiyorum. Pomponu yaparken altında bir tabak bulundurursanız daha iyi olur. Çünkü çok dökülüyor. Şimdi bunu daha da keseceğiz arkadaşlar. Bakın. Şöyle yapıyorum. Bu biraz büyük gibi görünebilir. Şimdi bunun kenarlarını düzelteceğimiz zaman biraz pomponun boyutu küçük olacak. Bakın şu şekilde. Şeklinde düzelteceğiz. Bakın şöyle fazlalıklarını, fazla gördüklerimi alıyorum. Sizin pompon aparatınız varsa daha düzenli, daha düzgün olacaktır. Ben hepinizde pompon aparatı yoktur diye pratik olanı gösterdim. Sizin pompon aparatınız varsa onunla yaparsanız çok daha iyi olur. Bu fazlalık gördüklerimizi alıyoruz. Bakın düzelttim ben. Bu şekilde düzgün bir pompon oluştu. Bakın pomponlarını da hazırladık. Artık yeleğimiz giyilmeye hazır. Ben bugün bu renk ile kız bebeklerimiz için yaptım. Ama siz farklı renkleriyle erkek bebekler için de yapabilirsiniz bu modeli. Arka görüntüsüne bakalım. Arka görüntüsü de bu şekilde. Çok güzel oldu arkadaşlar. Kullanışlı ve güzel bir yelek yaptık birlikte. Bitmiş olarak size ölçülerini vermek istiyorum. Kol altının buradan genişliğini ölçüyorum. 27 santim. Kol altından gövde yüksekliğini ölçüyorum. Bakın 19 santim. Omuzdan itibaren tam uzunluğunu ölçüyorum. 32 santimetre. Bu da bir yaş bebek için güzel bir ölçü oldu arkadaşlar. Böylece bir örgü anlatımımızın da sonuna gelmiş olduk. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Kanalıma abonelik ücretsizdir. Kanalıma abone olup orada bulunan zil şeklinde aktif konuma getirirseniz bundan sonra kanalıma yükleyeceğim videolardan ilk önce sizlerin haberi olacaktır. Sizlerle yeni örgülerde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın, sevgiyle kalın.